Sağ hepiniz hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün 25 Kasım Cumartesi maçlarından bahsedeceğim. Bülten çok kalabalık biliyorsunuz. Şükür ki milli maçlar bitti. 15 gündür video çekmiyorum. Milli maçlara video çekmiyorum. Milli maçlarda oynamıyorum zaten. Oranlar çok düşük. Çok e, sürpriz çıkıyor. E, çok handikaplı maçlar oluyor diye. Milli maçlara ben pek girmiyorum. Zaten bir şey de kazandırmıyor. O yüzden 15 gündür kanala video atmıyordum. Bugün Cumartesi videosuyla tekrar karşınızdayım. Bülten çok kalabalık. 8 tane maç çıkarttım. Diğer kanala da video çekeceğim. Oraya da gelmenizi tavsiye ederim ederim. Oraya da Amistor yazarak kanalı bulabilirsiniz. Orada da yine 10-11 tane maç çıkardım. Orada bile sürpriz maçları da değerlendiriyorum. İdeal maçlardan. ideal maçları burada paylaşıyorum. Orada da sürpriz maçları paylaşıyorum. Daha çok e, ikinci, üçüncü tercihleri orada paylaşıyorum. Oraya da beklerim. Buraya da gelmişken kanala abone olmanızı da tavsiye ederim. Beğeni ve like yaparsanız da beni de çok mutlu etmiş olursunuz. E, hemen maçlara geçelim. Arkadaşlar ekranda hem oranları göstereceğim hem maçları göstereceğim. Hem de kendimiz göreceğiz hep beraber. Aklınıza yatan tercihleri değerlendirebilirsiniz. 8 tane maçım bunun arkadaşlar isterseniz burada videoyu durdurup bir maçları kontrol edip yazabilirsiniz, not alabilirsiniz. İlk maçımız Wolfsburg Leipzig maçı. Almanya Bundesliga'da saat 17.30'da yani saat 5.30'da. Leipzig bu sene iyi durumda şu an 4. sırada. Stuttgart'ı 6. almaya çalışıyorlar Borussia Dortmund'la birlikte 3. 4. sıraya girmeye çalışıyorlar. Leverkusen e, birinci sıraya dedi bugün. Bayern Münih kazanacağı ikinci sıraya düştü. E, Bayern Münih, e, Leverkusen e, şampiyonluk için yarışırken Leipzig'de Dortmund'da 3. dördüncü için yarışacaktır. Bence Stuttgart'ı alta alta alacaklardır. Leipzig formda iyi futbol oynuyor. Wolfsburg'da en son replasmanda milli maçtan önce Mönchengladbach replasmanda dört tane gol yemişti biliyorsunuz. Ondan önce de Werder Bremen'den 2 gol yedi kendi evinde. E, ben yine Leipzig'in bugün minimum iki gol atacağını düşünüyorum. E, Leipzig'in hafta içi e, menşli ile deplasmanda maçı var. Şampiyon Ligi maçı var ama o maçı düşüneceğini zannetmiyorum. Manchester City deplasmanına gidecekler. Ama zaten e, ligde, Şampiyon Ligi'nde e, iyi durumda. 9 puan aldılar. Ligden çıkacaklar zaten. Gruptan çıkacaklar. O yüzden bu maçı pek düşünecekleri zannetmiyorum. Çünkü Manchester City deplasmanda 3-0 yenmesi lazım ki burada lider olabilsin. O yüzden akılları orada olmayacaktır. Bence burada bu maça odaklanacaklardır. Yani çok eksikleri falan yok. Takatları falan cezası yok. E, o yüzden ben maça asılacaklarını düşünüyorum. E, kazan kazanabilirler maçı oranı 1.67 isteyenler 1.67'den Leipzig galibiyeti de deneyebilir ama ben dediğim gibi Deplasman 1.5 üst oynamayı düşünüyorum çünkü Wolfsburg gol yiyor açık futbol oynuyor o yüzden Deplasman 1.5 üst oynayacağım 1.53 güzel bir oranı var aklına yatanlar Deplasman Leipzig 1.5 üst orada deneyebilir arkadaşlar ikinci maçımız yine Union Berlin Almanya Bundesliga'dan Union Berlin Augsburg'u ağırlıyor kendi evinde Union Berlin bu sene çok kötü performanslar geliyor neredeyse ligden düşecek en son milli maç Maç arası Napoli deplasmanından 1 birle döndü. Sonra Leverkusen deplasmanından yine 4-0 mağlubiyetle döndü. Gol atamıyorlar ligde. Ee, çok kısır bir futbol oynuyorlar. Henüz daha 11 gol attılar ama ligde gerçekten son 4-5 maçları gol atamadan mağlup oluyor arkadaşlar. Ben bugün Augsburg'a gol atacağını düşünüyorum. Artık bunu şeytanın bacağını kırmak zorunda gördüğünüz gibi çok kötü bir performans sergiliyor. Yani Braga, şampiyon liginde Braga maçı hariç Almanya bunda daha 4-5 maçları gol atamıyor gördüğünüz gibi. Ee, ben bugün ama Union Berlin'in reaksiyon gösterip e, Augsburg'a gol atacağını düşünüyorum. E son maçlarına baktığımızda burada Augsburg'da rahat gol yiyor arkadaşlar. Augsburg'da deplasmanlarda gol yiyor zaten görüyorsunuz. Ee, Bayern Münih'ten yedi 3, Leipzig'ten yedi 3 gol, Freiburg'dan yedi 2 gol. Aynı 2 gol yedi. O maçı da size önermiştim zaten. Haydenham 1.5 üst önermiştim. 2-0 Haydenham öne geçti. Daha sonra Haydenham 5-2 yendi. Köln'den de gol yedi. Bugün Union Berlin'den de gol yiyecektir. Ama e, Augsburg'da iyi takım. Onlar da kontradan gol atacaktır diye düşünüyorum. Maçın ideal tercihi karşı gol var olarak önereceğim. el güzel bir oranı var arkadaşlar. Yine bunun 1-1 biteceğini düşünmüyorum. Çünkü Union Berlin acil puanı ihtiyacı var. O yüzden maçı kazanmak için saldıracaktır. Burada üst ve varı deneyebiliriz. Union Berlin maçı kazanacak gibi görünüyor bana. Öyle geliyor. 1.74'te güzel bir oranı var. 2-1 gibi 3-1 gibi bir Union Berlin galibiyeti gelebilir. Aslında sürpriz olarak da 1 ve karşılıklı gol var da burada değerlendirebilir. Sürpriz olarak 2.93'te sürpriz bir oranı var. Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İlk tercihim karşılıklı gol var olacak. Her ne kadar burada maçın 1 de bitme ihtimali var tabii ki. O yüzden ilk önce ideal tercih olarak karşılıklı gol varı oynamanızı tavsiye ederim. Geçelim diğer maçı buza. Bu kendi evinde West Ham ağırlıyor. Bu nedeniyle li yine ligin kötü takımlarından. Ligin son sırasında 30 gol yediler. Eee en sonunda milli maç aradan önce arasından önce Arsenal'den 3-1 mağlup olarak döndü. Yani pozitif futbol oynamaya çalışıyor. Gol atmaya çalışıyorlar ama kallerinde çok gol yiyorlar arkadaşlar. Minimum 2-3 gol yiyorlar. En son Chelsea'den 4 gol yedi. Sonra da Crystal Palace'tan 2 gol yedi. Ee, West Ham rahat takım. Yani Onlarda iyi futbol oynuyorlar son iki haftadır. Hafta içi West Ham'ın Bakkah Topola deplasmanına gidecek. UEFA Avrupa Ligi maçı var ama o maçı pek düşüneceklerini zannetmiyorum. Çünkü orada da rahat durumdalar. 9 puanı var. Yani 1 puan da alsalar gruptan çıkacaklar. Yine o maçı düşünecekleri pek zannetmiyorum. Buradan bu neyi yenmek isteyecekler çünkü 9. 9. sıradalar. Biraz 1-2 bir galibiyetle yine UEFA Avrupa Ligi'ni kovalayacaklar da burada. 5. sırayı kovalayacaklardır. O yüzden ben West Ham'ın bu neyi yeneceğini düşünüyorum. aslında yenilse bile yine bu gol yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü deplasmandan da onlar da bol gol yiyor oynuyor. pozitif futbol oynuyor. Onlar da en azından evinde gol atacaktır diye düşünüyorum. Yine ilk tercihim benim burada. Karşılı gol var olacak. Karşılı gol var'a gittim. 1.46 oranı var. Yine denemek isterseniz West Ham galibiyeti deneyebilirsiniz. 1.79 da bunun oranı var. Aklına yatanlar bu iki tercihten birini değerlendirebilir ama ilk tercihim benim karşılı gol var olacak. Çünkü Burnley reaksiyon gösterip saldırması lazım. West Ham'a gol bulacaktır. Hatta belki de ilk golü de onlar bulabilir. O yüzden ilk tercihim karşılı gol var. Yine arttırıp üst ve var da biliriz aklına yatanlar bir tık daha riske girip üstü bu deneyebilir arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. İngiltere Şampiyon bir mığım kendi evinde Şefet Venizde'yi arıyor. Yine Şefet Venizde de ligin kötü takımlarına. Onlar da lige yine ligin son sırasında en sonunda kendi evinde 4-0 mağlup oldular. Bilval'ın çok yüksek bir oranı vardı. Aslında iki denemeyi düşünüyordum ama çok yüksek oran vermişlerdi Bilval'a. Favori Venizde'yi göstermişti. O maçtan korkmuştum ama Bilval da rahat yendi Venizde'yi. Bir reaksiyon gösteremiyor Şefet Venizde'yi. Burada Oranı çok yüksek, 189 oran vermişler ama o oranın sebebi de bir bu aralar çok kötü. O yüzden 189 oran vermişler ama ben bir manganın rahat yeneceğini düşünüyorum. Yani deplasmanda da çok kötü performansa göre gol dahi atamıyor onlar da. Deplasmanda henüz sadece 3 gol atabildiler. Ben bir mıgım maça öne geçerse 1-0 rahat 2-0 3-0 gibi kazanacağını düşünüyorum. 1.89 benim en güzel en güvendiğim tercih olacak. 1.89 bugün bu 8 maçın içinde en güvendiğim tercih bu olacak. Yanına bir maç daha ekleyip kupon olarak ekleyeceğim yapacağım. Yani artı sürpriz olarak da maç sonu 1 ve 1.5 üstte öneririm yine. Çünkü bir mıgımdan 2 gol bekliyorum. En az 2 gol. 2 -1. 3'te 1-0, 1 ve 1.5 üst deneyebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. İspanya La Liga'dan Valencia kendi evinde Celta ağırlıyor. Saat 18 başlıyor maç. Burada Valencia iyi durumda. 9. sırada en son Real Madrid'e deplasmanda yenildiler ama kendi evinde iyi futbol oynuyorlar. İki maçına kazanmıştı son iki maçını. Hatta Atletico Madrid de yenmiş kendi evinde gördüğünüz gibi 3-0. Celta Vigo onlar da deplasmanda açık futbol oynuyor. 10 gol atıp 13 gol yediler. Burada çok gol yiyor ama deplasmanda e, Tabii Vigo. Eksi gediği falan yok. E, Deplasmanda en son Atletico Bilbao'da gol diolasında 4 mağlup oldu. Ben burada Valencia'nın maçı kazanacağını düşünüyorum. Oran 1.90. E, biraz beni korkutuyor. Yüksek oran vermişler. 1.90 oran genelde böyle beraber de bitiyor. O yüzden buradan bunu korktum. 1.90 maç sonu 1 vermekten korktum. E, şöyle bir orana gittim. İlk yarı veya ikinci yarıdan birini kazanır dedim Valencia. Yani deplasman e, iki yarıdan birini kazanır oynayacağım arkadaşlar. Pardon ev sahibi. Ev sahibi yarı kazanır deneyeceğim. Valencia. Yani iki yerden birini kazan kazanacağını düşünüyorum. 1.46 oranı var. Ee, aslında Valencia'nın ben ilk yarıyı kazanacağını düşünüyorum ama riske gitmedim. Dedim o için e, ev sahibi yarı kazanır aldım. Biraz daha riski düşürmek için. 1.46 güzel bir oran. Valencia en azından bir yarı kazanır diye düşünüyorum. O yüzden Aknaziyat'a 1-46'dan ilk yarı veya ikinci yarıdan birini kazanır tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer maçım arkadaşlar yine Bundesliga'dan Aytanan Frankfurt kendi evinde Stuttgart ağırlıyor. Stuttgart bu sene çok güzel futbol oynuyor. Dediğim gibi az önce 3. sıradalar şu anda. En son e, milli maçtan önce Dortmund'u kendi evinde 2-1 yendiler. Bu sene golcü bir kimliğe büründüler. Çok gol atıyorlar. E, kend, e, bu maçın kendi aralarında oynadıkları maçlarda genelde karşı gol var bitiyor. Ve bu sene de Aytanan Frankfurt kendi evinde çok golcü bir ekip oldu. En son onlar ayta e, Borussia Dortmund'la kendi evinde 3-3 berabere kalmıştı. Stuttgart'a gol atacaklarını düşünüyorum. Stuttgart cevap verecektir. Onlar da deplasmanında da gol buluyor. Yani Mainz'e, Köln'e, Union Berlin'e 2 tane, 3 tane gol attılar. E, ayta Frankfurt da açık futbol oynuyor. Onlar da Stuttgart'tan gol yiyecektir. Maçın en güzel tercihi kaçtı. Gol var olacak diye düşünüyorum. 1.40 oranı var. Bunun yanına hatta az önce bir mığım e, çok önermiştim. O maça çok güveniyorum. İkisini birleştirip kupon yapabiliriz arkadaşlar. Çok güzel bir kupon oldu diye düşünüyorum. 2.65. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Veya e, Stuttgart maçının ben bir bir biteceğini düşünmüyorum. İlla ki iki takımdan biri ikinci golü atar. Yani Frankfurt atar diye düşünüyorum. O yüzden karşıtı gol var ve üst olarak arttırabiliriz. O zaman da oran 3.08 yapar. Bu kupon güzel oldu. Bunu bu şekilde bir kupon olarak önerebilirim. Ama ideal tercihim buradan Frankfurt, Stuttgart maçı. gol var. Tekli olarak bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunlar tabii nesinden oranları. Dabayinde oynarsanız oranlar daha da artıyor arkadaşlar. Göstereyim şuradan hemen. deplasmanda Deplasmanında karşıtı gol var oranı 1.48. Yani 8-10 berem. en az bir maçta daha fazla oran alabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun bu da. E dediğim gibi tabii ki bir de bunu arttırıp 1.63 de çıkartabilirsiniz. Yani iki takım da ikinci golü atabilir. İkisinin de potansiyeli var. Stuttgart da atabilir ikinci golü. Frankfurt da atabilir ikinci golü. Hatta ev sahibi 1.5 üstün oranında 1.96 bu da değerlendirebilir. Bence güzel bir bahis olur diye düşünüyorum. Gol bahisine yönelmenize tavsiye var. Geçelim Hollanda Eredivisie'den Ajax Vitesse maçına. Ajax bu sene berbat durumda. En son maçını yine kazanamadı ve hala da 1.15 oran veriyorlar. Çünkü Vitesse de kötü. Vitesse zaten 2 senedir kötü. Bu sene düşecekler herhalde. Ligin son sırasındalar. Kurtulamayacaklar. Onlar da reaksiyon gösteremiyor. Yani Goyat deplasmanından bile 5 gol yediler. E Sonra e son haftada Herenvene 3-1 mağlup oldular. Bunu önermiştim zaten. Herenven e, gol atar demiştim, yener demiştim. Günü vitese baya kötü. E, Ajax da Alimeli öne geçtiği maçta son dakikada gol yedi. Penaltı gol yemişti herhalde. Sonra yanlış hatırlamıyorsam onlarda 2-2 iki, iki beraber kaldı. Artık Ajax bir reaksiyon gösterecektir burada. Yenmek zorunda. Günü vitese de kötü. Rahat yenebilir burada maçı. Kazanabilir rahat kazanabilir. Eksiği pek yok. Ayrıca Vitesse'nin geçen hafta yemiş olduğu kırmızı karttan bir eksiği var. Ajax maçı kazanır ama oran yok. Bunu ne yapabiliriz? Ajax ilk yarı 1 kazanır. Oran 1.50. Ee, i̇lk yarıdan 1 oynarsak 1.50 oran alırız arkadaşlar. Ee, bunun ilk yarı 1 olarak oynaması tavsiye ediyorum. Ee, artı vitessenin de ben gol bulacağını düşünüyorum ama. Ne kadar kötü de olsa Ajax da kötü çünkü. Vitese de gol atar diye düşünüyorum. karşılı gol var oranında 1.53. Yine sürpriz olarak 1 ve karşılıklı gol var olarak deneyebiliriz. 1.82 oran var. O da ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Çünkü Ajax'ın oranı çok düşük. Bir de sürpriz olarak arkadaşlar ilk yarının 1 olacağını düşünüyorum. Vitesse de bu atacağı golü ilk yere sıkıştırırsa Ajax ilk yarı 2-1 skor olarak alırsa 13-70 bir oran var. Yani buna da ufak bir şey atılabilir. Çünkü Ajax ilk yeri 2-1 yapabilir. Öyle bir potansiyeli var. Sonra de bir tane atarsa ilk yarı o atacağı bir tane gol atacak diye düşünüyorum. O golü ilk yere sıkıştırırsa ilk yarı 2-1 skoru alabiliriz diye düşünüyorum. Bunu da sürpriz olarak denemek isterseniz sürpriz kuponu da deneyebilirsiniz. Son maçımız İspanya La Liga'dan Atletico Madrid kendi evine Mallorca'yı ağırlıyor. Atletico Madrid'in oranı 1-22 düşük oran. Dileyenler 1 ilminden maddet galibiyeti deneyebilir. Ben maddetin bugün rahat kazanacağını düşünüyorum. E, Mallorca'da Vedat Muriç de sakat, o da oynamıyor. O yüzden ben Atletico Madrid'in burada rahat kazanıp 2-0 falan kazanacağını düşünüyorum. E Atletico Madrid'in 1,5 üstünü önereceğim. Oran 1,40, 1,45 bantlarında çıkıyor. E, oranı arttırmak için söylüyorum. Yine kazanır ve 1,5 üstte de deneyebilirsiniz tabii ki. Onun oranında da 1,44 ama alt üst oranı da 1,5 üst oranı da 1,40 bantlarındaydı. Ne acaba? Yani 1,40. Atletico Madrid ev sahibi 1,5 üstü 1,40. Ben bunu önereceğim. Mallorca 2 tane gol atamaz. Ev sahibi 1,5 üst önereceğim arkadaşlar. Çünkü Atletico Madrid'in şampiyonluk şansı var. E, Real Madrid de para, aralarında Kişsel üçer er puan var arkadaşlar. Barcelona 2 puan, Real Madrid'de 4 puan var. Burada Girona'nın 34 puanı var ama Girona'yı aşağı indirirler diye düşünüyorum. Onu bir şekilde aşağı çekerler. Burada yine 3 takım arasında geçer bu şampiyonluk yarışı. Real Madrid'de de sıkıntılar var. Real Madrid de bir süre sonra buradan aşağı inecek diye düşünüyorum. Vinicius Junior da sakatlandı. O yüzden artık Madrid'in baya bir şampiyonluk şansı olduğu için bu maça asılacaktır. Hafta içi Madrid'in maçı var ama onlar da rahat konumda olması lazım. Onlar da düşünecekleri zannetmiyorum. Onlar da 8 puanda yani sıkıntı olmaz. Bu gruptan çıkarlar. O yüzden lig, lig maçını daha çok asılacaklarını düşünecek, düşünüyorum maçı rahat kazanır. Handikap yapar. 1.82 handikap da deneyebilirsiniz. 2-0-3-0 bir galibiyet çıkabilir buradan. Aklına yatanlar e, ev sahibi 1.5 üst veya handikap 1 olarak onları ekleyebilir arkadaşlar. Az önce bir kupon yapmıştık arkadaşlar. iki maçlı. Şimdi bir de üç maçlı böyle bir sürpriz bir kupon yapalım. Yani biraz yüksek oranlara gidelim. E, yine bir mıngım ben deneyeceğim burada. 1.89 bunu ekleyeceğim. 1.89 çok güzel ama Bugün bir mıngımı bütün kuponlara ekleyeceğim. Yatarsak komple atacağız. Yatmazsak bir mıngım bize iyi bir para kazandıracak. Bugün e, at. Son maddede Handicap deneyelim. O da yine 1.82 bandında. Union Berlin Augsburg maçına da Var ve Üstü deneyelim. O da yine 1.86 bandında. 6.40 oran yaptı arkadaşlar. Güzel bir kupon oldu. 4. maç eklemek istersek riskli olur. Ama eklemek isteyenler de 4. maç olarak kime ekleyebilir? En güvendiğim 4. maç olarak da Stuttgart'ı ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu sefer ideale gidelim. 8.96 4. maç olarak da eklerseniz 8.96 bir oran alırsınız ama riske gerek yok. Bu zaten sürpriz kupon. 1.86, 1.89, 1.82 bu şekilde deneyip 6.40'lık bir oran yaparız. Hatta şöyle göstereyim. Bunu iddia bayinde oynarsak ne olur? Union Berlin Ombo'ya bakalım. 2.5 üstü ve karşılığı gol var. Gördüğünüz gibi aynı maç. Burada Union Berlin 1.86 2.5 üst ve karşılığı gol var. İddia 203 2-0-3. Ne kadar güzel kazıklanıyoruz. Görünüz. Kendiniz de görün. Bir 1.98. Diğer tarafta 1.89. Yine 10 puanlık bir fark var. Attiko Madrid'e bakalım. Handikap 1. da var mı Handikap? Attiko Madrid'de Handikap 1. 1.92. 3 maç 7-72 yaptı arkadaşlar. 7-72 burada. İddia bahayinde 6-42. 6, 42. 6 42 yapıyor. Yani 1 oran arttı. 1.40, 1.30 oran arttı arkadaşlar. İddia bayında oynarsanız 100 lira, 770 lira alıyorsunuz. Burada oynarsanız 640 lira alıyorsunuz. Yani 100 liranıza 100 lira fazla para alıyorsunuz. İşte i̇ddia oynamak daha mantıklı oluyor. O yüzden hep söylüyorum size. Siz de aklınıza yatarsa iddia bayiliğini deneyebilirsiniz. Elinizde kupon olur zaten. Hem daha güzel. Eski günleri şey yapıyoruz, anıyoruz. Ben eskiden elimde bir sürü kupon olurdu. Çok hoşuma gider, çok severdim. Yine eski günleri anmak için iddia bayiliğinden kupon yapıyorum ben genelde. Bu elektronik bayiliğinden pek kupon yapmıyorum. Genelde iddia bayiliğinden oynuyorum. Siz Aklınıza yatırsa oralardan kuponlarınızı oynamanızı tavsiye ederim. Bugünlük maçlarım bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Pazar günü başlarında yine video çekeceğim. Onu da yayınlayacağım. Umarım güzel bir hafta sonu geçiririz. Milli maçlardan sonra sürprizler çıkabilir. Takıma dönen oyuncular var. Onlara dikkat edin. Hafta içi şampiyon ligi, UEFA ligi maçları var. Onlara dikkat edin. Umarım şansınız bol olur. Kuponlarınızı da tutar. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.